Merhaba, bugün 6. sınıfları kazanım testi çözeceğim. Konumuz bileşke kuvvet sabit süratli hareket. Evet, bu arada konuyla da ilgili kısa bilgiler vereceğim. Evet, başlayalım birinci sorudan. Diyor ki, verilen kuvvetlerle ilgili hangi ifadeler yanlıştır? Şu gördüğünüz çizgilere kuvvet diyoruz ve F olarak gösteriyoruz. Burada 5 tane F5'e kadar kuvvet var. Şimdi birinci ifade diyor ki F3 ve F5 eşit büyüklüktedir. Eşit büyüklükte olması için uzunluğunun aynı olması gerekiyor. Yönü farklı olabilir. Ama örneğin 2 bölme ise bu eşit büyüklüktedir. Örneğin bu F6, bu da F7 olsun. Eşit büyüklükte iki parça. Bunlar aynı büyüklüktedir ama yönleri farklıdır. Büyüklükleri aynı olması, yönleri de mutlaka aynı olacak diye bir kural yok. O yüzden F3 ve F5 eşit büyüklükten bakıyorum. Bakın F3 şurada 1 bölme. F5 1 bölme. Yönleri farklı ama yönünü sormuyor zaten. Büyüklüğünün eşit olduğunu söylüyor. O yüzden bu ifade doğrudur. Hemen silerek yapıyorum diğerlerine karışmasın diye. F'ye bakıyorum. F1 ve F2 farklı doğrultudadır diyor. Bakalım F1'i bulalım. F1 eğer buraya bir pusula çizersek doğu, batı, kuzey, güney. Doğrultusunu yazalım. F1 için doğu batı doğrultusunda diyebiliriz. Bakalım F2'ye. F2 de burada gördüğünüz gibi. F1 burada, F2 burada. Yönleri farklı ama F2 de doğu batı doğrultusunda. O yüzden farklı değildir. Yanlış olan B'dir. Ama ben hem konunun biraz tekrarı olsun diye diğer şıklara da bakacağım. Evet, bunu da hemen yok edelim. Diğerine daha rahat bakalım. Diyor ki F1 ve F4 ters yöndedir. F1'in yönüne bakıyorum. Az önceki pusuladan düşünürsek doğu yönünde olması gerekiyor. F4'ün yönüne bakıyorum. Bu da batı yönünde. Ters yöndedir diyor. Bu ifade doğrudur. F2 ve F4, F2 F4'ün iki katı büyüklüktedir. Uzunluğu iki katıysa doğru diyordur. F2'ye bakıyorum 1 ve 2 birim. F4'e bakıyorum F4 1 birim. İki katı mıdır? Evet iki katıdır. Biz zaten yanlış olanın B olduğunu bulmuştuk. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Hemen yan tarafına geçiyorum. Dördüncü soru diyor ki aşağıdaki şekilde bir öğrenci eline aldığı bir taşı eğik olarak fırlatıyor. Taş en yüksek noktaya ulaştığı anda taşı etkileyen bileşke kuvvetin yönü hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi normalde bizim burada uyguladığımız bir F kuvveti var. Ama taş en yükseğe ulaştığı zaman artık F kuvveti etkisini kaybediyor ve en yüksekten sonra artık yer çekimi yani ağırlığın etkisiyle aşağı doğru şöyle bir kuvvet oluşuyor. Bu da D seçeneğinde verilmiştir. Doğru cevap yer çekiminden dolayı D seçeneğidir. İkinci soruya bakıyorum. İkinci soru diyor ki sürtünmesiz yatay düzlemde duran piyanoya etki eden kuvvetler şekildeki gibidir. Bakın 14 Newton ve 16 Newton yönlerini de vermiş doğu ve batı yönlerinde. Buna göre bu kuvvetlerin özelliklerinin hangileri kesinlikle aynıdır? Büyüklüklerine bakıyorum. Newton bunların büyüklüklerini gösteriyor. Biri 14, biri 16. Bunlar aynı değildir. Eledim. Doğrultularına baktığım zaman doğu batı doğrultusundadır. Doğu batı doğrultusundadır. Doğrultuları kesinlikle aynıdır. Yönlerine baktığım zaman batı yönündedir. Doğu yönündedir. Terstir. Bunu belirledim. Bu yüzden aynı olan kesinlikle yalnız 2'dir. A seçeneği doğrudur. Hemen yan tarafa geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetle ilgili doğru bir ifadedir? Sabit sürat sabit kuvvet gerektirir. Şimdi sabit süratli hareketi bulurken sürati hesaplarken yol bölü zamandan buluyorduk. Zaman yol bölü zaman. Bu durumda sabit sürat yani sürati biz yola ve zamana bakarak belirleriz. Kuvvete bakarak belirlemeyiz. O yüzden bu ifade yanlıştır. Cismi etki eden bileşke kuvvet sıfırsa o cisim hareket etmez. Şimdi bileşke kuvvete R diyorduk. Eşittir sıfırsa iki ihtimal vardır. Birincisi durur. Evet hareket etmez. Ama ikincisi de sabit süratle hareketine devam eder. Burada sadece durur dediği için bu ifade de tek başına doğru değildir. Kuvvet sadece canlılar tarafından uygulanır. Manyetik kuvvet vardır, mıknatıslar ya da yerin çekim kuvveti vardır. Bunlar canlı değildir. O yüzden bu da yanlış. D şıkkı cismin hareket yönünü üzerine etki eden bileşke kuvvet belirler. Bu kesinlikle doğrudur. Zaten bileşke kuvvetin yönüne doğru cisim hareket eder. Bu yüzden D seçeneğini kabul ediyoruz. Evet, önce üçüncü soruya bakalım. Şöyle bakalım. Önce üçüncü soruya bakalım.
Soru diyor ki aşağıdaki varlıklardan hangisi dengelenmemiş kuvvetin etkisindedir? Şimdi dengelenmemiş kuvvet bu iki durumda olabilir. Dengelenmiş kuvvet daha doğrusu. Şöyle önce dengelenmişe bakalım. Dengelenmiş. Dengelenmiş bilirsek dengelenmemiş de bulabiliriz. Ya durur ya da sabit süratle hareket eder. Dengelenmemiş ise şöyle yine iki durum vardır. Ya hızlanır ya da yavaşlar. Şimdi baktığım zaman ağaçta duran elma bu dengelenmiştir. O yüzden bunu eledim. Ben dengelenmemiş arıyorum çünkü. Ya hızlanacak ya yavaşlayacak. Sabit süratle ilerleyen araba bakın burada sabit süratle var. Bu da dengelenmiş. Bu da gitti. Yokuştan aşağı hızlanan bisiklet kesinlikle aradığım budur. Hızlanıyor ya da yavaşlasa da kabul edecektim. Duvar saati, duvar saati duvara asılı durur. O yüzden bu da gitti. Doğru cevabım C seçeneğidir. Hemen yan tarafa geçiyorum. Diyor ki şekilde D1 ve D2 dinamometreleri özdeştir. D1 dinamometresinde asılı olan G cisminin ağırlığı 15 Newton ölçüldüğüne göre D2 dinamometresindeki L cisminin ağırlığı kaç Newton'dur? 5. sınıftan beri yaptığımız bir şey 3 tane bölme 15 Newton ise demek ki 1 bölme bunu 3'e böldüm 5 Newton'dur. Burada 1, 2, 3, 4 bölme var. Bu 4'ü 5'ten çarptım. Bu da 20 Newton'a denk gelir. Doğru cevabım o yüzden 20 Newton'dur. 7. soru aşağıdakilerden hangisi sürat birimidir? Sürat az önce de formülünü yazdık. Yol bölü zamandır. Yani bir yol birimini bir zaman birimine bölmem gerekiyor. Kilometre yol, metrede yol olmaz. Metre burada zaten çarpmış bunu direkt gidiyorum. Saniye zamanı yola bölmüş olmaz. Metre bölü saniye zaten bildiğimiz kullandığımız bir birim. Yolu zamana bölmüş. Doğru cevap C seçeneğidir. Evet, 8. soru. 8. soru diyor ki bir cisme uygulanan aynı doğrultudaki 3 kuvvetin büyüklükleri 2, 7 ve 9 Newton'dur. Buna göre cisme etki eden bileşke kuvvetin büyüklüğü hangisi olamaz? 18 olabilir mi? Aynı doğrultuda olduğuna göre bunları uçucu eklersem 9, 7, 2 toplarsam 18. Bu olabiliyor demek. 14 olabilir mi? Örneğin ben 2'yi bu yöne yapsam, 7'yi ve 9'u bu yöne yapsam, kendi arasında bunları toplayacağım. 16 eder. 2 zıt yönlü olduğu için bu 2'yi buradan çıkaracağım. Bu da 14'ü verir. Bu da gitti. 8'e ulaşabiliyor muyum? İkisini buraya koysam, 2 ve 7, 9'u buraya koysam 0 ediyor. 0 da varmış. 0'a da alırım. 8'e ulaşamayacağım bu durumda. 0'a ulaşabiliyorum çünkü. O yüzden ulaşamadığım B'dir. 8 Newton. Hemen yan tarafa geçiyorum. 11. soru. Sabit süratle birbirine doğru hareket eden K ve L otobüsleri şekil 1'de gösterilen A noktasında karşılaşıyor. Şurada. Sabit süratle aynı yöne doğru hareket eden L ve M otobüsleri ise şekil 2'deki B noktasında yan yana geliyor. Yine çakışıyor yani. Şimdi mantığımıza baktığımız zaman diyor ki süratlerini doğru olarak sıralayın. K ve L birbirine doğru hareket ediyor. Bunun aldığı aynı anda başlıyorlar ve aynı anda bitirdikleri zaman 400 metre almışken bu 200 metre alıyor. Demek ki K L'den hatta iki kat hızlıdır. Demek ki K hızlı L. Buradan bu sonucu çıkardım. İkinci durumda ise L M önde olmasına rağmen arkadan gelerek 500 metreyi alıyor. Bu arada L ancak 300 metre alıyor. Yani arkadan gelip ona yetişiyor. Bu durumda L de M'den süratlidir. Bu iki ifadeyi birleştirirsek şöyle çıkar. K büyük L yukarıda vardı. L de M'den büyük olduğuna göre hemen M'yi de buraya ekliyorum. K, L, M yani A seçeneği doğru çıkıyor bu durumda. Evet, 9. soru diyor ki bir cismin sürtünmesiz bir ortamda sabit süratle hareket ederken sürati zamanla düzgün olarak artmaya başlıyor. Sürat artışından sonra yoluna tekrar sabit süratle devam ediyor. Yani önce sabit süratle gidiyordu. Sonra hızlandı. Sonra tekrar sabit sürat oldu. Bu olabilir mi? Bakıyorum. Burada sabit süratle gitmemiş. Durmuş. Sıfır çünkü. Bunu eledim. Burada ise bakın sabit süratle gitmiş. Hızlanmış. Tekrar sabit olmuş. Bu mantıklı. Burada zaten 3 tane bir değişiklik yok.
Burada gitmiş ama kopukluk var. Böyle bu şekilde olmaz. Zaten gitmiş derken burada gidememiş zaten. Sıfır. Sonra tekrar sıfır olmuş. Zaten B seçeneği çok mantıklı. O yüzden B seçeneği doğrudur. Hemen aşağı iniyorum. Önce 10. soruya bakacağım. Diyor ki yukarıda alınan yol zaman grafiği verilen araç hangi zamanlarında yol almamıştır? Yolunun sabit olması gerekiyor. Yani buradan çizgi sürekli aynı gidecek. Bakın şurada gördüğünüz olay. Şurada bir süre, örneğin burası 10 metre ise 10 metre de kalmış. Hangi zaman dilimine denk geliyor? İkinci zaman dilimine. O yüzden ikinci zaman dilimi B şıkkı doğrudur. Yan tarafa geçiyorum. Soru okunabiliyor, o yüzden değiştirmeyeceğim. Diyor KLM araçlarına ait yol zaman grafiği aşağıdaki gibidir. Buna göre bu araçların ortalama süratleri hangisine doğru verilmiştir? Sürat eşittir yol bölü zaman formülünü hepsi için uygulayacağım. Grafikte uygulamak için bir nokta seçmemiz gerekiyor. Bu noktanın hem yol kısmı hem de zaman kısmı bilinmesi gerekiyor ki bu bölme işlemini kolaylıkla yapalım. EK eşittir 60 bölü 6, 10 metre bölü saniye çıktı. L için V, yani sürat L eşittir. Yine bir nokta belirledim. Hem yolu hem de sürati belirlenen 40 bölü 8, o da 5 metre bölü saniye çıktı. Aynı şekilde VM, yani M'nin sürati, yol, yine yolu ve sürati bilinen noktayı seçtiğim için 80 bölü 4, o da eşittir 20 metre bölü saniye çıktı. 10, 5 ve 20, 10, 5 ve 20, yani A seçeneği doğrudur. Bu kazanın kesinlik son soruydu. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.